açıklamasıyla tarihimizi açıklayacağız. Evet, size de o yakışır. Beşikköprü Belediye Başkanı Sayın İbrahim Eriz. Gerçekten tam bir birlik çalışması, birlik başarısı. Ona da saygılarımızı yolluyoruz ama gözümüz güreşte, yok böyle bir final. Son yıllarda seyrettiğimiz, bir yanda Kemal Yılmaz'ın talebesi, evet. Çırağı 2015'in baş pehlivanı Orhan Okulu, Yörükoğlu Yörük. Aslanlar gibi mücadele ediyorlar. Son yıllarda güreş seyircisinin göz bebeği oldu. Orhan Okulu, tabii Sarı Fırtına İsmail Balaban, bunun yanı sıra Mehmet Yeşil Yeşil. Ama ustaların ustası Kemal Yılmaz, Hasan Aydın, Bayram Ertan. Bunlar çok büyük güreşler çıkartıyorlar ama Hüsnü Patron devam diyor, devam, devam diyor. Meydan hakemiyle, kulesiyle harika bir final var. Sevgili Emil Aracan, gün boyunca sağ kenarında Kemal Yılmaz taktiklerini konuşturdu. Ve Orhan Okulu'ya büyük özen gösteriyor. Hedeflerimiz önce Korkut İli sonra Elmalı diyor Kemal Yılmaz. Ancak tabii ki Orhan Okulu, iki çocuk sahibi Hamza Okulu, erkek evladı, Allah bir kızı, bir erkek oğlu var Orhan Okulu'nun, erkek evladı var, Allah bağışlasın. Evet, pehlivanların biri Hazreti Hamza'nın ismini koymuş, evet. Kendisine yakışını yapmış, Allah bağışlasın diyorum, inşallah mürüvvetlerini de görür. Evet, bugün Ali Gürbüz çeyrek finalde çok güzel güreşler çıkarttı, ancak tabii Abdullah Güngör karşısında bir anlık gafleti, kaslaktan elini kayması. Şimdi Ali Gürbüz tabii finale gelemedi ama gözle görülür bir çıkış var Ali Gürbüz'de. Şimdi Orhan Okulu karşısında Abdullah Güngör çevirebilecek mi? Orhan zor pozisyonda ama sanırım buradan. Evet, buradan Yeniş çıkar. Yeniş. Orhan burada kurtulursa, evet, atıyor. Evet. Ve Ladikli, Ladikli Abdullah Güngör. Burada da çok Samsunlu seyirci varmış ya, bunu da görmüş olduk. Ama bravo Orhan Okulu. Evet. Düz sakatlığına rağmen. Tebrik ediyoruz. Denizli'de sakatlanmasına rağmen Orhan Okulu. Beyaz'da yarı finalde sakatlanmış Orhan Okulu. Buna rağmen bugün çok büyük bir mücadele.